Merhaba, bugün Kenselim yönteminin bu kitapta anlatıldığı gibi ikinci A'sını inceleyeceğiz. İkinci A'sı burada gösterildiği gibi ikinci A'sı yıllık earning per share yani hisse başı kazancının %25, %50 artmasını öngörüyor. Kenselim'in C'sinde çeyrek yıllık artışın olması isteniyordu. Annual Earning Growth yani A'sı yıllık olarak %25, %50 ve sürekli bir artış olması. Örneğin 3 yıllık finans bilgilerine bakıyoruz burada. Diyelim şimdi 2018'deyiz. 17, 16 ve 15 bilançoları hazır. İnternette var. 15 bilançosu, 16 bilançosu, 17 bilançosuna bakılıyor. 17, 16, 2017 bilançosu, 2016 bilançosundan earning per share'ı %25, %50 arasında veya daha fazla yüksek olması, 2016'nın da 2015'ten %25, %50 oranında çok olması bekleniyor. Ve böyle geriye doğru sürekli %25, %50 ve süreklilik çok önemli bir şey. Süreklilik olması bekleniyor. Diğer anlatılan bir şey de fiyat, FK oranının yani fiyat kur oranının çok önemli bir kavram olmadığını anlatıyor kitapta. Örneğin örnek vermiş. Örneğin değişik şirketler çok yüksek değerleri Amerika Online örneğin Price Earning Ratio'su yani kurs fiyat oranı 100 olan, çok yüksek olan yani bir şirket 1994'ten sonra bu Price Earning Ratio'dan yani fiyat kur oranından sonra %15 bin değer artışı kazanmış 1999 senesine doğru. Yani diğer örnekler de var. Price earning ratio'nun yani fiyat kur oranının çok önemli bir değer olmadığını, önemli olan çeyrek yıllık ve yıllık kazanç earning per share'ın yani hisse başı kazancının sürekli artıyor olması. A'sı da hisse başı kazancının sürekli artıyor olmasını gerektiriyor. Tekrar örneğin investing.com'dan finans bölümünden income statement'a bakarsak önceki videomuzda quarterly yani çeyrek yıllık bilançoya baktık. Şimdi burada yıllık bilançoya bakacağız. 2014, 15, 16 ve 17 bilançolarının earning per share EPS yani hisse başı kazancını göstermekte. 1.71'den 2.57'ye çıkmış. Onu bir hesaplayalım şöyle bir yerde. 1.71, 2.57, 3.6. Burada Google Docs'a gittim. Oradan Excel, online Excel'i açtım Google Docs'tan. Earning per share'leri kopyaladım. Burada artış oranlarına bakacağım. Bunu buna böleceğim. Yani buradan buraya %50 azalma olmuş. Buradan buraya %50 artış. Buradan buraya %40 artış. Bu 2017. 2016, 2015. Yani şu 3 seneyi alırsak %25'in üstünde artış olduğunu görmekteyiz. Bu iyi işaret. Buna göre Kansilin metodunu yıllık olarak geçmekte bu hisse. Evet, bugünlük de Kansilin metodunun A'sını işledik. Diğer videolarımızda değişik açılardan
diğer harflerini inceleyeceğiz. A yani yıllık kazanç, çeyrek yıllık kazancın sadece kendi başına yetmediğini, ek olarak da 3 senelik kazancının da artması gerektiğini öngörmekte, koşul olarak önümüze koymakta. Yani şimdiye kadar gördüğümüz özetlersek, çeyrek yıllık kazancının artmasını istiyoruz. Çeyrek yıllık satışlarının artmasını istiyoruz. Yıllık kazançlarının, EPS'in yani hisse başı kazancının artmasını istiyoruz. İleriki videolarımızda daha başka açılardan diğer harflerini göreceğiz. Cancel Investing yönteminin. Görüşmek üzere, bay bay.